Efendim merhabalar, yepyeni bir hafta, yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben Muharrem Coşkun, değerli büyüğüm, gazeteci, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi yazı işleri müdürü, aynı zamanda gazeteci, yazar kendisi. Birlikte manşetlerin dilini yorumlamaya başlayacağız. Ama şunu hatırlatayım, benden önce Fatih Dağıstan da bu programı yapıyordu. Kendisi yıllık izni kullandığı için ona vekalet etmeye çalışacağım bir anlamda. Onun için hepinize sevgiyle selamlıyorum ve yeni haftadan hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu temenniden sonra Ali İhsan abinin izniyle ben gazete manşetlerini şöyle kısaca bir göz atıp izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Sonra onun üzerine konuşacağız. Tabii Yeni Akit Gazetesi'yle başlamak istiyorum. Tabii Yeni Akit Gazetesi'nin uzun süredir dikkatimizi çeken ve peşini bırakmadığı, ısrarla sürdürdüğü bir dosya habercilik diyelim daha doğrusu. 6284 zulmü bitiyor demiş bugün sürmanşette. Ama tabii bunun öncesi var çünkü hakikaten Türkiye'de bu yasa çok tartışılıyordu. Öyle ki ben şunu biliyorum... 3 gün evli kalmış bir evlenmişler kadın erkek ama anlaşamamışlar. 3 gün sonra boşanmışlar. Yeni eşi şunu söylemişti. Biz de habercilik başka bir gazetede çalışırken sormuştuk. Ben şimdi eski eşinin yani eşimin eski eşinin nafakasını ödemek için merdiven silerek para kazanmaya çalışıyorum demişti. Hakikaten bir zulme dönüşen uygulamaları vardı bu yasanın. Aileyi gerçek anlamda belki de bizim geleneğimize, örf adetimize göre uygun olmadığını vurguluyor. Yeni Akit Gazetesi son 100 günlük Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı son 100 günlük 400 proje arasında buna dair düzenlemenin de yer alacağını belirtmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün Yeni Akit Gazetesi bu ısrarla sürdürdüğü haberciliğin bir anlamda semeresini görüyor. Şöyle demiş, ailelerin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi çeyrek asırdır sallanan 6284 sayılı yasanın süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi hukuki garabetlerle yol açmasını Akit hep gündemde tutmuştu. Doğru. Şimdi çözüm geliyor demiş. 100 günlük eylem planına girdi diye spotu ayırmış. Detaylarda aile STK'ları gelişmeden memnun diye bazı sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına, görüşlerine de yer vermiş. Hakikaten bu çok önemli bir şey. Gönül ister ki 1926'dan itibaren uygulanan medeni yasanın tümüyle bizim örf adetlerimize ve inancımıza göre düzenlenmesi bir gün gerçek olsun. Akit Gazetesi'nin yine manşetine baktığımızda da yine bir yeni Türkiye haberi var aslında. Savunmada da çağ atladık diyor. Burada Türkiye terörle mücadelesinde kullandığı her kuruşunu bile başta Almanya ve ABD olmak üzere batılı ülkelerden alıyordu. Bugünse dünyada ileri silah teknolojisini geliştiren ve yepyeni silahlar yapan bir ülke haline gelerek savunmada da çağ atladı diyor. Yine altlarda milli savaş uçağına süper yatırım haberini görüyorum. Sol tarafta FETÖ'cü hakimlerin kararları yok sayılsın diye çok güzel bir temenni var. Çünkü şunu da biliyoruz ki 28 Şubat zedeler mağdurları 600'e yakın 28 Şubat yargısının mahkum ettiği isim şu anda cezaevinde. Onlar için de bir düzenleme bekleniyor. Altında AK Parti teşkilatta 1.200.000 kişi aktif diye Akit Ankara temsilcisinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Taş'la yaptığı söyleşiyi görüyoruz. Yeni Akit'te, Yeni Akit Gazetesi'nde dopdolu bir birinci sayfa görmek mümkündü. Tabii Cumhuriyet Gazetesi enteresan, biraz sonra konuşacağız. Yani bu gazete öyle bir tutumla çıkmış ki idama karşı bir tutumla, oysa bu ülkede Türkiye'de pek çok şehrin meydanları dar ağaçlarıyla doldurulmuştu ve bu zihniyet tarafından doldurulmuştu. Bunu hepimiz biliyoruz, yakın tarihi bilenler biliyor. Menderes'in idamında nasıl bir tutum sergiledikleri, Deniz Gezmiş'te de ikiyüzlülük tavırları ve hemşehrim Erdal Eren'in idamındaki tavrını da istismar ederek manşete taşımış. Burada şunu söylemek istiyorum, Cumhuriyet'in manşeti idam utancı demiş. İlk baktığımızda gerçekten demokrat bir tavır gibi gözüküyor ama bunun arka planını ve bu ikiyüzlülüğü az sonra Ali İhsan abiyle yorumlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet idamı manşet yapmış. Yine Sözcü gazetesine bakıyorum. CHP'de kritik gün manşetini görüyorum. Hakikaten bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir gün. Akşam saatlerinde imza krizine dair açıklama bekliyoruz. Bunu hatırlattıktan sonra Hürriyet'e geçiyorum. Hürriyet gazetesi 91.000 öğrencinin mağduriyetine yol açan bu yeni liselere giriş sistemini manşetine taşımış. Şöyle diyor: 5 tercih formülü Milli Eğitim Bakanlığı liselere yerleştirmelerle ilgili nakil kılavuzu yayımladı. Nakilde 3 olan tercih sayısı 5'e çıkarken farklı okul türü seçme zorunluluğu da kaldırıldı diyor. Hemen hatırlatalım, bu sistemin bir anlamda mimarı da görevden el çektirildi. Onu da belirtelim. Yine burada belki Türk basınında birinci sayfasında en geniş yeri Maduro'ya suikasti Hürriyet gazetesinde görebiliyoruz. Bir başka gazete manşet yapmış ama Hürriyet de geniş yer ayırmış. Bombalı drone'la suikast girişimi, Maduro'ya yapılan suikast girişimini yine manşetinin yanında yer vermiş. Hürriyet'te okuyacaklarım bunlar. Geçiyorum Karar Gazetesi'ne. Beyaz sayfa açalım mesajı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya ziyareti öncesi yapılan yorumlar, kulis bilgilerine yer vermiş Karar Gazetesi. Yeni Asya kendini yazmış, her dönemde mazlumların sesi olduğunu iddia etmiş. Yine Maduro'ya suikast Yeni Asya'nın da manşetinde. Evet, Maduro'ya manşeti Türk basınında sadece bir gazete yapmış, o da Aydınlık. Somos Contigo demiş, seninleyiz demiş Aydınlık. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya başkent Caracas'ta bomba yüklü insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulunuldu. Maduro saldırının arkasında emperyalist güçler olduğunu söyledi. Türkiye Maduro'ya yanındayız dedi diyor. İran'a ambargo resmen başlıyor bugün, onu da belirtmiş. Türkiye ve Rusya'nın turnusol kağıdı İdlib haberini görüyorum gibi Aydınlığın manşetinde okuduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Yurt Gazetesi sıcaklar uyarısını manşet yapmış. CHP'deki krize bakıyorum, CHP'de gözler genel merkezde diye sür manşette yer ayırmış. Yine Maduro'ya suikast de Yurt Gazetesi'nde kendine yer bulmuş. Milliyet Gazetesi enerjide dev adım haberi var. Türkiye ile Bulgaristan arasında açılışı yapılan çift yönlü Lozans-Ned-Yalsko boru hattı Avrupa'ya gaz taşınmasına fırsat verecek diye başlamış. Kurbanla ilgili haberleri görüyorum Milliyet'te. Yeni Şafak gazetesine şöyle bakalım. ABD'nin hedefi çılgın projeler. Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi neden hedefe oturttuğuna dair bir haber. Türkiye'ye karşı savaşın asıl mahiyeti anlaşıldı. Rahip Brunson'u bahane ederek Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na yaptırım uygulayan Amerika'nın yeni hedefi Türkiye ekonomisi. ABD merkezli Bloomberg kanalı, Başkan Erdoğan'ın çılgın projeler olarak nitelediği dev projeleri yapan şirketlere yaptırım gelebileceğini iddia etti diyor Yeni Şafak gazetesi. Yine burada tabii CHP'deki tartışmalara da değinen haberler var. Enteresan bugünkü manşetlerden birisi Orta Doğu'dan gelmiş. Rahip değil ABD askeri. Din adamı olduğu iddia edilen papaz Brunson'la ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Brunson ve Türkiye'deki yardımcılarının ABD özel kuvvetlerinden olduğu belirlendi diye çok iddialı bir ifade Orta Doğu'da. Milli Gazete'ye bakıyoruz. Milli Gazete varlık gösteremedi diye varlık fonuna mercek tutmuş. O da 2016'da büyük imtiyazlarla kuruldu. Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa, İstanbul, Türk Hava Yolları, Halkbank'ın da aralarında bulunduğu dev kamu kuruluşları bu fona devredildi. Denetimsiz ikinci hazine olarak hafızalara kazanan varlık fonunun artık adı bile anılmıyor diye bir anlamda iddiada bulunmuş. Hiçbir işe yaramadığını iddia eden ekonomistlerin görüşlerine yer vermiş. Milli Gazete'de varlık fonuna dikkat çekmiş. Geçiyoruz Sabah gazetesine. Bu da ilginç bir manşetle çıkmış. FETÖ imamlarına ajan eğitimi, çok ilginç. FETÖ'nün kozmik belgesi, mahrem imamların istihbarat servislerini aratmayacak yöntemlerle eğitildiği. Detaylar var hakikaten, bunları konuşmamız lazım. Yani FETÖ imamlarının nasıl ajana dönüştürüldüğünü anlatan bir haber var Sabah gazetesinde. Vatan Maduro'ya suikastı yine manşet yapmış. İkinci belki gazete Aydınlık'tan sonra. Maduro'ya suikast var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çamlıca'ya teftişi yine manşet yani yer almış. Bir Gün gazetesi, bir gün bile doğru yazacak mı diye bekliyoruz. 100 günlük talan planı diye. Milletin umutla beklediği paketi hedef almış. Sağlıktan doğaya birçok alanı kapsıyor demiş ama 100 günlük talan diyerek de ağır bir ithamda bulunmuş. Geçiyorum Star gazetesine. Star gazetesi Avcılar Belediye Başkanı'nın tutumunu manşetine taşımış, iletişime sabotaj diye. 70 milyonlu Karaç için iletişime sabotaj. GSM şirketlerini kira şantajı yapmış CHP'li Avcılar Belediyesi. Bazı istasyonların kablolarını bile kestirmiş. Bu haberi de Star'da görüyorum. İkinci manşet konumunda da Maduro'ya drone'lu suikast girişimini gördük. Basını şöyle bir taradık Ali İhsan abi. Sizin kafanıza eminim çok şey şu anda canlandı. Yorum yapabiliriz her konuda ama şu isterseniz bu Yeni Akit'in dikkat çektiği aileyi belki de ben şahsen bu şeyin değişmesi inşallah kapsamlı bizim istediğimiz tarzda bir değişiklik olur. Bunun sıkıntıları ne de çok kısa ve neden bunda ısrar etti Akit Gazetesi? Biraz bunu konuşmamız mümkün. Şimdi 6284 ile ilgili konuya girmeden önce diğer televizyonlardaki medya programlarına bir gönderme yapayım. Okudunuz Bir Gün gazetesinden başladık, Aydınlık'tan çıktık, Cumhuriyet'inden, Akit, Yeni Asya, Milli Gazete, her kesimden gazetenin önemli haberlerini kısaca da olsa verdiniz. Ben yıllarca değişik kanallarda, televizyon programlarında medya ile ilgili gazetelerden verilen haberleri takip etmişimdir. O tarihlerde tabii Akit grubunun televizyonu da yoktu ve her seferinde sitem ediyordum. Ya nasıl insanlar bunlar? Şu gazeteyi alıyorlar, bu gazeteyi tercih ediyorlar ama şu gazeteleri tercih etmiyorlar. Yani korkuyorlar mı? Çekiniyorlar mı? Başka bir kafalarında, arka planda bir şey mi var? Nedir diye merak ediyordum. Şimdi bizim yaptığımız, bu programda yaptığımız seçici olmadan her gazeteyi kendi başlığıyla nasıl takdim ediyorsa tabii ki eleştirimizi getireceğiz. Yani eleştiri getirmeden bir şey söylemek söz konusu değil ama eleştirimizi getirirken ne demiş? Akit ne demiş? Aydınlık ne demiş? Maduro'ya Aydınlık bakmış, Cumhuriyet bakmamış, acaba niye? Bir Gün görmek istememiş, acaba niye? Düne kadar siz bu kişiyi şöyle önemli birisi, böyle önemli birisi diye gösteriyordunuz. Ne zaman ki Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket etmeye başladı ilgili kişi, hemen TÜKAK'a neredeyse ilan edecekler. Eyvallah. Bu genel bilgiyi verdikten ve diğer televizyon kanallarına sistemlerimi gönderdikten sonra Yeni Akit'in sürmanşetindeki 6284 zulmü bitiyor başlığındaki haberle ilgili ben 1985 hukuk mezunuyum. Hemen bir sene sonrasında da fiilen avukatlığa başlamıştım. 93'e kadar, gazete kurulana kadar serbest avukatlık yaptım. O dönem içerisinde birçok boşanmayla ilgili kendime talepte gelinirdi. Efendim şu davamızı alır mısınız, bu davamızı alır mısınız diye. Boşanma davalarına prensip olarak girmedim. Girmek istemedim. Aile hayatını bozacak, yıkacak ki anayasada aile toplumun temelidir diye bir madde de var. Bugünkü anayasada yani İslam dinini bir kenara bıraktık. Bugünkü anayasada dahi aile toplumun direğidir, temelidir diye bir hüküm var. Bu çerçevede ilgili kişiler arasındaki ufak ufak sorunları kendilerinin çözmesini kendi şahsi hayatımda düşünmüşümdür ve onlara da tavsiye etmişimdir. Ama gelelim bugüne ki 2010'lu yıllardan sonra bu kanun çıktı. Eski medeni kanun sisteminde boşanma tamamen 1926'da kabul edilen medeni kanunda boşanma neredeyse mümkün değildi. Sonrasında 2000'de bir değişiklikler yapıldı ve kısmen iyileştirmeler, yani taraflar kesinlikle anlaşamıyorlarsa bunların artık bu evliliği sürdürmelerine gerek yoktur mantığıyla daha kolaylaştırıcı düzenlemeler getirildi. Ama bu 6284 sayılı yasayla birlikte ki AK Parti iktidarında ilk defa çıkarılmış ve belirteceğimiz, şikayetçi olacağımız düzenlemeler AK Parti iktidarında getirilen düzenlemeler. Nedir bunlar? Ömür boyu nafaka, biraz önce bahsettiğiniz. Yani ilgili kişiler 3 gün bir araya gelmişler veya 1 ay, 3 ay, 5 ay neyse bir araya gelmişler. Sonrasında ayrılmışlar. Tabii ki bir makul tazminat ödenmesi gerekir. Tarafların durumlarına göre bunun değerlendirilmesi gerekir. Ama toptancı bir bakış açısıyla evlendiniz, bir gün evli kaldınız, haydi bakalım buyurun ömür boyu nafaka ödeyin ki sizin verdiğiniz örnekte bir de ilgili kişinin yeni eşi temizlik işi yapıp eski eşe nafaka ödeme yükümlülüğünü, kocasının yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra tabii yeni kanunla 6284 ile getirilen yanlışlardan birisi de kadınların herhangi bir şekilde şiddet mağduruyum dedikleri zaman beyanlarının esas alınarak herhangi bir ciddi araştırma yapılmadan konuyla ilgili kocaya uzaklaştırma cezası verilmesi. Yani bunlar aslında aileyi yıkan kurallar. Aileyi ayakta tutan değil, aileyi yıkan kurallar. Düşünün, kadın herhangi bir şekilde kocasıyla bir konuda ihtilafa düştüğü zaman olabilir, abartıyor olabilir veyahut da şahsi düşüncelerini biraz kanunlara göre değişik şekilde formüle ediyordur. Bana şiddet uyguladı. Ne yaptı? Elini kaldırdı. Vurdu mu? Yok, vurmadı. Vurmadı ama vuracaktı. Haydi bakalım şimdi ayıklayın pirincin taşını. Ondan sonrasında şu anlaşılmasın. Tabii ki kimse kimseye vurmasın. Ne koca kadına herhangi bir şekilde şiddet uygulasın. Ne anne baba çocuklarına şiddet uygulasın. Bunların hepsine karşıyız. Ama şu da olmasın. Yani herhangi bir ciddi anlamda bir şiddet söz konusu olmadığı halde sırf kanunda böyle bir koruma var diyerekten bundan yararlanmak için insanlar konuları abartmasınlar. Ayrıca tabii avukatlara çok büyük iş düşüyor bu konuda. Barolara çok büyük iş düşüyor. Şu açıdan büyük iş düşüyor. Benim hukuki tecrübelerime göre bir konu avukata gittiği zaman pire deve yapılıyor. Yani önünü alıp da iki tarafı mümkünse ya nedir sizin sorunuz? Biz çözelim. Yani avukatlık ayrı bir şey. Ben öncelikle sizi uzlaştırmak için bu konuya bakmak isterim. Eğer kesinlikle uzlaşamıyorsanız o dakikadan sonra bunu en güzel şekilde nasıl formüle ederiz ayrılığı diye bakmaları lazım. Ama maalesef bir taraf kadın olabilir, erkek olabilir. Avukata gittikten sonra artık o iş tamamen çığırından çıkıyor. Yani tarafların bir araya gelme ihtimalleri varsa da artık o dakikadan sonra bir araya gelemez noktaya geliyorlar. Ali İhsan abi, şimdi peki burada siz bu düzenlemeden şu anda bir 100 günlük şeyin içerisine alındı. Yani inşallah bu mesele aşılacak, bu yakındığınız meseleler. Bizim örf adetlerimize, bizim yapımıza, aile yapımıza daha uygun hale inşallah getirilir. İnşallah. Bunda umutlu musunuz siz? Ben ne kadar muhafazakar kesim gerçekleri net olarak ortaya çıkartırlarsa o derece umutlu olacağım. Şimdi söylenilen şey, 100 günlük plandaki söylenilen şey sadece nafakayla ilgili bir bölüm. Onun dışında bu şiddetle ilgili, şiddeti tahrik eden, abartan, hemen ilk ifadeyle bunu doğru kabul eden, herhangi bir şekilde savunma bile almaya ihtiyaç hissetmeden hemen uzaklaştırma cezası verilen ve onun devamında işte avukata gidildiği zaman avukatların bir küçük konuyu devasa bir sorun haline getirmesi gibi konular henüz çözülmüş değil. Çözülme noktasında da bir öneri, tamam, Akit Gazetesi'nde gerek konunun uzmanı hukukçular, sosyologlar, psikologlar bunu sürekli gündeme getiriyoruz. Ama şu anlık görebildiğim kadarıyla 100 günlük planda sadece nafaka noktasından bakılmış. Dolayısıyla gerek Akit Gazetesi, gerek muhafazakar medya bu konunun üzerine eğilmesi gerekir. Değişmesi gereken maddeleri tek tek belirlenip bunlar hakkında tartışma açılması gerekir. Ben tek taraflı bir tartışmadan yana da değilim. Feministler de çıksınlar, şu konuda biz kesinlikle taviz vermeyiz desinler. Ama gerekçelerini çıkartsınlar, koysunlar. Yani 35 yaşında, 40 yaşında bekar bir bayan çıkıp da ahkam kesmesin. Çıksın, evli olan da ahkam kessin, bekar olan da ahkam kessin. Her kesimden, değişik görüşten insanlar çıkıp görüşlerini bilimsel olarak veyahut da kendi tecrübelerine dayalı olarak anlatsınlar. Ama Bu noktada tabii diğer muhafazakar medyayı biraz çekingen görüyorum. Ben Akit'in gösterdiği tavrı yeterince onlar tekrarlamıyorlar. İnşallah bundan sonraki dönemde o 100 günlük plan dediğimiz, program dediğimiz konu zaten şurada 10 günü, 7 günü geçti. Evet. Yani kaldı diyelim 95 gün. 95 günde neler yapılacak? 100 günde adeta haşa ilahi bir kural değil, 105 olur, 150 olur, 170 olur. Önemli olan bu sorunun çözülmesi. Çok güzel ama şunu hakikaten tabii sadece konumuz bu değil. Yani bu önemli bir başlıktı. Hakikaten şunu bilmemiz lazım sevgili izleyenler. Bir iktidara desteklemek başka şeydir, yanlışlara dikkat çekmek başka bir şeydir. Sonuçta iktidar her şeyle her an hakim olamayabilir ya da gündeme getirilmesi gerekiyordur bazı konuların. Bu anlamda Akit Gazetesi bence önemli bir görev yapmış gibi gözüküyor ve diğer medyadan da bunu beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Şimdi bu mevzu, aile mevzusu, medeni kanun, işte 6284, bu çok uzun bir mevzu aslında, çok tartışılması gereken bir konu. Ama tabii ki bugünkü manşetlerinde bu sadece bunu konuşmayacağız. Şimdi dün Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya bir suikast yapıldı. Maduro'nun duruşunu az çok herkes biliyordur. Özellikle Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın emperyalizme karşı duruşuna karşı yanında yer alan bir isim olarak öne çıkıyor. Emperyalizme karşı, emperyalizmin hedefinde olduğunu biliyoruz Maduro'nun. Şimdi tabii ki Türkiye'de solcularda da enteresan bir tutum var. Yani solcu diye tarif ettiklerimiz, ne kadar solcu o ayrı bir şey. Bunların belli bir fraksiyonları var, renkleri var. Şimdi Ali İhsan Karahasanoğlu bugün Yeni Akit'te emperyalizmin sözcülüğünü yapan solcular diyerek biraz belli açılardan solculara mercek tutmaya çalışmış. Onlar diyorlar ki biz emperyalizm karşıtıyız. Biz diyoruz ki siz emperyalizmin kuklasısınız. Onlar diyorlar ki biz devrimciyiz. Biz diyoruz ki siz mevcut adaletsizliğin devam etmesi için çalışan statikocusunuz. Onlar diyorlar ki biz sosyal adaletten yanayız. Biz diyoruz ki siz emperyalizmden yanasınız diye başlıyor ve devam ediyor. Hemen kendisine soralım, neden böyle diyormuşuz ve emperyalizmin sözcülüğünü nasıl yapıyor solcular? İzleyicilerimiz için isterseniz biraz bunu paylaşır mısınız? Tabii. Cumhuriyet Gazetesi, Bir Gün Gazetesi ve benzeri şekilde Yurt Gazetesi'ni de bunlara katabiliriz. Çıkış noktaları baktığınız zaman ki genç nesillerde gösterdikleri yayılmanın arka planında devrimcilik ruhu yatar. Emperyalizme karşıyız. İşte kahrolsun ABD, 1968'deki eylemleri, go home pankartlarıyla işte 6. filonun evine dönmesini talep eden çıkışlar. Deniz Gezmişler, Yusuf İnanlar, şunlar bunlar. Bunların hepsinde bir devrimci, karşı atak, mevcut statükoyu telin etme, onu değiştirmeye çalışma şeklinde bir çaba görüyoruz. Ama geliyoruz bugünkü sistemde artık iktidarda olan AK Parti'yi sırf eleştirmek için düştükleri duruma baktığımız zaman Brunson'un casus rahip konusunda yaptıkları, girdikleri kılığa bakın. Yani neredeyse ABD'nin Dışişleri Bakanı mı dersiniz, İçişleri Bakanı mı dersiniz, sözcüsü mü dersiniz başkanı, ne dersiniz onu deyin. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde atılan şey işte al Brunson'u ver bilmem işte Atilla'yı. Ya oradaki Brunson'u öne çıkartıp Atilla'yı ikinci planda koymaları bile bir algı operasyonu. Yani diyor ki Türkiye bunu teklif ediyor. Amerika'nın herhangi bir şey istediği yok aslında. Türkiye Atilla'yı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı cezaevinden kurtarmak için Amerika'ya bir teklifte bulunuyor. Onun arka planında da şunu demek istiyor. Aslında Brunson'un bu rahip denilen şahıs gayet masum bir insan da aslında. Sırf bir kıllık olsun diye bunu tutukladılar. Şimdi de onu öne çıkartıp Hakan Atilla'yı istiyorlar. Böyle bir hava veriyorlar. Ya sizin karşınızdaki devlet emperyalizmin ağababası olan Amerika. Diğer tarafta ise kendi ülken, kendi vatanın Türkiye var. Bu konuda Hakan Atilla ile ilgili geçmişte yaptığınız yayınlar ortada. Sol kesimin. İşte 150 yıl ceza alacak. Mahvoldu, bitti. artık Türkiye'ye dönmesi falan mümkün değil. Yani, cezaevinde ölecek, gitti. Yani 17-25 Amerika'da devam ediyor. Yani neler? Bununla da bitmez. Tayyip Erdoğan da gidecek. Evet. Vesaire. Nereye geldik? Şuraya geldik. Şu an hatırlatılmıyor. Onu ben şimdi hatırlatmış olayım. Hakan Atilla'ya verilen ceza eğer temyiz mahkemesi tarafından da onanırsa gelecek sene Temmuz ayında, yani 2019 Temmuz'unda Hakan Atilla Türkiye'de zaten. Yani bu kadar şişirmeye, bu kadar algı operasyonlarına rağmen, içerideki hainlerin bile Amerika'dan yana tavır almalarına rağmen Hakan Atilla'ya verilen ceza 3 yıl bilmem ne kadar aydı ve ben hesaplamasını yaptırdım arkadaşlara. 2019 Temmuz'unda tahliye oluyor. 10 ayı kalmış, 11 ayı kalmış. Ama bunu ilk defa, ben şahsen ilk defa 2019. Şimdi ilk ceza verildiğinde evet, bu tartışıldı. Ne kadar yatar vesaire şeklinde ama es geçildi tabii. Yani şöyle düşünün. 100 yıl ceza alacak dediğiniz bir adamı işte bir sene sonra, 1,5 sene sonra çıkacak diye haber yaparlar mı? Nerede yapıldı? Akit'te yapıldı. Muhafazakar medyada yapıldı. Onunla yetinildi, kaldı. Ama şimdi şu açıdan ben hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. O casusun, rahibin ne kadar ceza alacağı belli değil henüz. Belki 20 yıl, belki 30 yıl ceza alacak. O kişiyle kalkıp da gelecek Temmuz ayında tahliye olacak bir kişiyi, en geç tarih olarak bunu da söylüyorum, bir kişiyi takas etmenin hiçbir akla yatkın bir yönü yok. Dolayısıyla buyurun. Ali İhsan abi, şimdi Orta Doğu önemliydi. Arkadaşlar, Orta Doğu Gazetesi'nin manşeti enteresan. Yani onu manşete tekrar getirebilirseniz ekrana. İddia çok ilginç. Siz bu konuyla ilgileniyorsunuz Ali İhsan Bey. Brunson, yani Rahip Brunson ve Türkiye'deki yardımcılarının ABD özel kuvvetlerinden olduğu, yani Amerika askeri olarak şey yapıyor, devam ediyor. Şöyle bir ayrıntı verelim. Türkiye şöyle devam ediyorum. ABD'deki papaz Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye küstah tehditler savururken terör uzmanı Coşkun Başbuğ, Brunson ABD'nin Türkiye'deki kara kutusu çözülürse Amerika'nın bütün kirli işleri ortaya çıkar demiş. Amerika'nın Türkiye ve dünyada papaz kılığında çok sayıda ajanı olduğu da biliniyor diye eklemiş. Özel kuvvetlerdeki başarısı nedeniyle CIA tarafından Türkiye'ye rahip kılığında gönderildiği, özel kuvvetlerdeki başarısı nedeniyle CIA tarafından Türkiye'ye rahip kılığında gönderildiği, ev hapsindeki Rans'ın FETÖ üyeleriyle bağlantıları iddianamede tek tek göz önünde seriliyor. İddianamede Rans'ın görev yeri İzmir olmasına rağmen PKK içinde bizzat doğuya giderek nasıl çalıştığı da ortaya konuluyor demiş. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerinde biz biliyorduk zaten. Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız diyor. Şimdi bu aslında bu papazla ilgili iddialar yenileri uyturur değil ama kamuoyunda şöyle bir soru da var. Yani madem bu kadar ciddi iddialar var, neden ev hapsine çıkarıyorsunuz? Yani 28 Şubat mağdurları bile, 28 Şubat yargısını mahkum ettiği 600 kişiyi bile çıkaramıyorsunuz tırnak içinde. Ama bu kadar ciddi iddiada, ithamda bulunduğunuz bir papazı ev hapsine alıyorsunuz diye de bir soru var. Ama sevgili yönetmenim diyor ki bir ara verelim diyor. Bu önemli soruyu reklamdan sonra cevaplayalım mı? Ne dersiniz? Tabii. Peki, mutlaka. Çok teşekkürler. Efendim yeniden merhabalar. Manşetlerin dilinde beraberiz. En son aradan önce şunu sormuştum Ali İhsan Bey'e. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, gazeteci yazar Ali İhsan Karahasanoğlu Beyefendi'ye şunu sormuştum. 28 Şubat yargısının mahkum ettiği 600'e yakın mağdur hala içeride iken bir Amerikalı papaz hakkında bu kadar ciddi iddialar ortada dururken o ev hapsine çıkabiliyor da 28 Şubat mağdurları neden hala içeride sorusunu kamuoyunun da sorduğunu hatırlatarak sormuştum ve cevabını aradan sonra cevaplayacağımızı iletmiştim. Buyurun efendim, ne dersiniz bu konuda? 28 Şubat sebebiyle 28 Şubat sürecinde o dönemin yargısıyla cezaevine konulan belirttiğimiz 600'e yakın insan, kim sahip çıkıyor bunlara? İşte Akit'i sahip çıkıyor. Başka ikinci bir gazete yani kısmen belki Yeni Şafak dersiniz, kısmen daha küçük oranlarda Star dersiniz, Milli Gazete dersiniz, o kadar. Herhangi bir yurt dışından herhangi bir talep veya herhangi bir bu konuya eğilmeniz gerekir şeklinde uluslararası arenada bir talep var mı? Yok. Dolayısıyla 28 Şubat'ta 600 kişi, cezaevine giren kişi hala cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Ama işte rahip için bu casus, gerçekte casus olup da rahip kılığıyla bizim karşımıza çıkan kişi Amerika'sından tutun Avrupa Birliği'ne kadar ve içeride, esas önemlisi o, içerideki yerli işbirlikçilerine kadar bir sürü kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun gelin diğer partilere, İyi Parti'ye bile getirebilirsiniz konuyu. Bunların hepsi birlik olmuşlar. Efendim orada Amerika'nın isteklerine bir bakılması lazım. Dikkatle incelenmesi lazım. Yok yaptırım geliyor, yok şu geliyor. Bu şekildeki baskıyla siyasi iktidarı, ki bu işin muhatabı aslında siyasi iktidar değil, yargıdır, mahkemedir, hakimdir bunun muhatabı. Ve sonuçta o baskıların neticesinde, ki yurt dışından baskı geliyor, yurt içinde siyasi iktidara muhalif olan her kesim, bütün partiler karşı çıkıp efendim bırakın canım bu kadar da uzatmayın bu konuyu şeklinde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun neticesinde de tabii ev hapsi şeklinde bir karar alındı. Bundan sonraki noktada yalnız yeni çıkan, ortaya çıkan deliller çerçevesinde tekrar cezaevine konulması benim kanaatimce muhtemeldir. Yani şu dakikada ben bekliyorum şahsen, çünkü yeni yeni ortaya çıkan bazı deliller var. Yeni yeni tartışılan bazı konular var. Şimdi şöyle düşünün. Bir papaz diyoruz. Kendi halinde bir papaz. İzmir'de yaşıyormuş. Olamaz mı? Olur. İşte Amerikan vatandaşıymış. Amerikan vatandaşı sadece bu kişi mi? Türkiye'de yaşayan? Değil. Vardır. Yani kendi çevremizde de, oturduğumuz yerlerde de belki bir mahallede 2 kişi, 3 kişi, ki İzmir'de daha yoğun olarak belki olabilir. Peki bu papazın Güneydoğu'da ne işi var? PKK ile ne işi var? PKK'lılarla ne işi var? Yani hidayete çağırıyor olabilir mi? Onlara tebliğ yapıyor olabilir mi? PKK'lılar işte siz hiçbir din şiddeti öngörmez, çocuk öldürmeyi öngörmez. Bir tane hidayete getirdiği veya işte çocuk katletmekten vazgeçirdiği, bir hafta önce gördük. Bir astsubayımızın eşi, bir kadın ve 11 aylık bebeğini katlettiler bombayla, vahşi şekilde. Bu ve benzeri PKK'nın haince, vahşice işlediği veya işlemek istediği herhangi bir terörist eylemi, bu rahip kılıklı kişi desin ben şunlara şunlara şu tavsiyelerde bulundum. Hristiyanlık güzel bir dindir. Herhangi bir insanı öldürmeyi kesinlikle telin eder. Sağ yanağına vururlarsa sol yanağını çevir der. Böyledir bizim inancımızda. Siz de böyle yapın. PKK olarak silahınızı bırakın. Devlet size herhangi bir yanlış muamele yapıyorsa ona karşı silah alıp da hemen karşı çıkmayın. Türkiye içerisinde birçok yanlış uygulamalar vardır. Başörtülü insanlar neler çektiler bu ülkede, hiçbirisi eline silah almadı. Siz ne yapıyorsunuz? Hele hele bugünkü geldiğimiz noktada. Böyle çok sağlam argümanları da olur rahibin. Ama maalesef bu argümanlarla çıkmıyor piyasaya. Şu PKK'lı teröristi nasıl oradan çıkartırız? Nereden nereye götürürüz? Neyi nasıl yaparız, Avrupa'ya nasıl yollarız? Bu kirli pazarlıkların içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada da tabii rahibin pek masum olduğunu zannetmiyorum. Çok özür dilerim. Bir son dakika gelişmesi var. KJ'de de görüyorsunuz sevgili izleyenler. Onu paylaşmak istiyorum. İyi Parti'den 3 istifa görüyorum. Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu, Profesör Yusuf Halaçoğlu partiden istifa ettiği son dakikasını görüyorum. Bu önemli bir gelişme. Zira bu isimler çok önemli isimler İYİ Parti için ve kurucular arasındaydı. Türkiye kamuoyunda yakından tanıdığı isimlerdi üçü de. Bu bakalım bir çorap söküğüne dönüşecek mi? Önümüzdeki günlerde görüşürüz. Hemen sıcağı sıcağına size sorayım isterseniz. Ne dersiniz bu son dakikayla ilgili? Tabii bu isimler içerisinde Yusuf Halaçoğlu çok önemli. Adaylık sürecinde de bazı tartışmalar yaşanmış ve nihayetinde de aday da olmamıştı. Genel merkez İzmir'den aday göstermek istiyor. Kendisi işte pardon Kayseri'den aday göstermek istiyor. Kendisi Ankara veya İzmir olabilir diyor. Şimdi bakın oradan belli partinin neler yapabilip neler yapamayacağı. Ya senin içerisinde kurucu olarak 10 tane 12 tane baba adamın var. Evet. Bu adamlar eğer sen oturup konuşup belli bir şeyde çok sağlam argümanların varsa ikna edemiyorsan sen Türkiye'yi 80 milyonu nasıl yöneteceksin? Evet. Onunla oturup da daha kurucu noktasındaki kişilerle ilk gireceğin seçimde Cumhurbaşkanı olacağını iddia ettiğin seçimde eğer anlaşamıyorsan bir noktaya varamıyorsan sen nasıl Türkiye'yi yönetebilirsin kazaen eğer Cumhurbaşkanı olursan? Ya bir de oradaki tavır Ali İhsan abi yani Meral Hanım'ın o tavrı hani küstüm şeyi böyle yani olabilir yani Sayın Erdoğan'a şu anda 16 yıllık döneme baktığımız zaman inanılmaz ithamlar ailesine varıncaya kadar suikastler, girişimler, efendim aşağılamalar, hakaretler her gün görüyoruz. Yani ihanetler parti içerisinde bile hani AK Partili gözüküp de yıllarca hani o yakınına kadar gelmiş insanların ihanetleri, yani bir yönetici adayı bu kadar basit küstüm ben evime çekildim bıraktım partiyi. Sonraki dönemde de küstüm. Evet tabii. Yani Meral Akşener bunu yaptı. Tabii, yani, tabii. Şimdi, ondan sonra evinin önünde işte toplanıyor 100 kişi 150 kişi. Aa geldiniz mi ya ne güzel peki ya ben pazartesi günü geliyorum genel merkezde buluşmak üzere hadi bakalım arkadaşlar. Yani bunlar evet. Çocuk oyuncağı gibi şeyler. Çocuklar bile inanmadı aslında. Yani bu tür şey Türkiye yönetilmez. Evet. Türkiye bu isimlere kalmamalı. Bu isimlerin öncülüğünde herhangi bir atacağı bir adım olamaz Türkiye'nin. Yusuf Halaçoğlu sonuçta res çekti. Ben aday olmuyorum o zaman dedi. Evet. Siz benim söylediğim noktada efendim neymiş? Genel başkan yardımcıları varmış. Yusuf Bey'in önerdiği, talep ettiği illerde. Dolayısıyla onların önüne Yusuf Bey'i koyamazlarmış. Otursunlar 3 kişiler, 4 kişiler. Ya sizin için şurası olabilir mi? Burası olabilir mi? Bunu çözsünler. Eğer bunu çözemiyorlarsa Türkiye'nin sorunlarını kesinlikle çözemezler. Çözemezler. Şimdi az önceki sizin yazınızı solcular emperyalizmin neydi? Sözcüsü müydü? Sözcülüğüne soyundu başlıklı yazıyı biraz konuşmuştuk. Lakin bugün kendini sol diye tanımlayan gazetelerden birkaç tanesi manşetine dikkat çekmek istiyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'de de önemli bir gün sevgili izleyenler. Akşam saatlerinde bu imza bilmecesi hakikaten tam bir bazıları Arap saçına diyor, ben de Türk saçına diyorum. Bir saça dönen yani mesele şu anda CHP'deki durum. Yani bir keşmekeşlik var. Yani bir kesim diyor ki genel merkez bu imzaları tutturamadınız. Efendim 605 imzayı getirdiniz. Muhalifler diyor ki hayır biz 630'u tamamladık. İnanılmaz bir şekilde bir imza, yani daha doğrusu bir delegenin imzası sayılamıyor CHP Genel Merkez'de günlerdir. Böyle bir skandalla karşı karşıyayız. Dolayısıyla akşam saatlerinde dananın kuyruğu tabiri yerindeyse kopacak diye bekliyoruz. Peki Sözcü gazetesi yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne en yakın gazetelerden CHP'de kritik gün demiş. Genel merkez kendilerine iletilen imza listesinde 605 isim var diyor. Kurultaycılar ise noter tasdikli listede 630 imza olduğunu iddia ediyor demiş. Şimdi muhalifler 630'luk listeyi göstermişler. Bugün dediğim gibi akşam saatlerinde bu mesele çözülecek diye umut ediyoruz. Bakalım çözülecek mi ama işin sonu şunu gösteriyor. Bu iş mahkemede bitecek galiba. Biraz oraya doğru gidiyor. Çünkü Muharrem İnce dün akşam saatlerinde imza meselesini çoktan açtık. Kurultay tarihi artık bir an önce yapılmalı, belirlenmeli dedi. Ama delegelerin bazılarının mahkemeye gideceğini de duyuyoruz, yazılıp çiziliyor. Şimdi Cumhuriyet'in manşeti enteresan Ali İhsan Bey. İdam utancı demiş. Teklif, yani Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sanıyorum bir teklif hazırlığında olduğu yazılıyor. Ekim ayında idamın geri getirilmesi ile ilgili. Ben şahsen Türkiye'de yaşayan bir gazeteci olarak başından beri ben de idama hep karşı çıktım. Şundan dolayı çıktım. Bu İslam şeriatının getirdiği kısas meselesi değil bana göre. Yani o açıdan bakmıyorum olaya. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki uygulamalara baktığımız zaman mesela Mihribelli şunu demişti. İstiklal mahkemeleri soldan adam asmadı, sağdan adam astı. Yani Müslümanlara aslı demişti. Sonra geldik halkın seçtiği başbakanı ve bakanları astılar. Daha sonra emperyalizme tırnak içinde direnen solcular asıldı. Yani Deniz Gezmiş ve arkadaşları. Ve Eğer idam olsaydı belki de 28 Şubat sonrası falan bugün Erdoğan için de rahmetli Erbakan için de idam çıkaracaklardı. Yani şunu demek istiyorum ki bugün 28 Şubat mağdurlarının işte Yakup Köse'den Nuran Canan Bazirgan'a kadar pek çok isim idamla yargılandı. Yani genelde bu idam ne hikmetse hep Müslümanlara uygulandı. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu anlamda en başta tırnak içinde Müslümanların karşı çıkması gerekmez mi diye aklıma bir soru geliyor. Öbür taraftan da işte tarih, şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin bir kere 200'ünü önce bir konuşalım istiyorum. O da şu. Şimdi Menderes'in fotoğrafını koymuşlar. Birinci sayfaya arkadaşlar verdi zaten. Şimdi Adnan Menderes halkın seçtiği tek partiden Türkiye'yi kurtaran eksikleriyle fazlasıyla sonuçta halkın iradesini yansıtan bir başbakandı. Ve 10 yılın sonunda canıyla ödedi, idam edildi cuntacılar tarafından. Deniz Gezmiş Amerikan emperyalizmine karşı çıkıyordu, idam edildi. Çok enteresandır. O zamanki oylamaya, Deniz Gezmiş'in idam oylamasına dönemin MSP'lileri, Erbakan liderliğindeki MSP'liler katılmıyorlar. Çok enteresan, dönemin CHP'si ve Adalet Partisi Demirel ateşli bir şekilde idam edilmesini savunuyor. Erdal Eren, kendi benim köylüm, Şebin Karahisarlı kendisi, yaşı büyütülerek 12 Eylül darbesinde idam edildi. Bir öğretmen çocuğuydu. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani bu insanlar idam edildiler. Cumhuriyet Gazetesi'nin temsil ettiği zihniyet tarafından aslında idam edildiler. Menderes'te Deniz Gezmiş'ti, CHP'de oy verdi idam edilsin diye. Tam tersine MSP katılmadı oylamaya. Geldiğimiz noktada bunların resmini kullanarak idama AK Parti döneminde idam utancı başlığını atıyor. Önce bu ikiyüzlülük konusunda bir şey söyleyecek misiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. O ikiyüzlülükten önce sizin idama karşı çıkışınızla ilgili ben kanaatimi söyleyeyim. Tabii o fikir de söylenebilir. Yani sonuç itibariyle İslam hükümlerine göre herhangi bir idam cezası getirilecek değil. Bugünkü mevcut sisteme göre benim de tahminim sadece terör örgütlerinin elebaşları için söz konusu olabilir büyük ihtimalle. Bir de toplum tarafından büyük tepki çeken, işte tecavüz edip arkasından öldürme şeklinde bazı gerçekten vahşice işlenmiş cinayetler yaşanıyor ki o kişiler 20 yıl, 25 yıl yatıp ondan sonra çıkıyorlar. Belki ola ki çıktıktan sonra da tekrar aynı eylemlerine devam ediyorlar. Bir daha yakalanıyorlar, bir daha benzer şekilde ceza alıyorlar. Ondan sonra da ömürleri yetmiyor, toprağa gidiyorlar. Şimdi bu noktada İslam dininin herhangi bir şekilde çıkış noktası olmadığı bir idam cezasını dört dörtlük aman sen ne yapıyorsun Muharrem Bey böyle bir şeyi savunamazsın diyecek noktada değil. Ama şimdi şöyle düşünelim. Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan idam cezası olsaydı, idam edilmiş olsaydı, daha doğrusu o tarihte idam cezası zaten vardı. MHP koalisyon ortaklığında önce ceza kesinleşti. Ceza kesinleşir kesinleşmez hemen arkasından Ecevit, Bahçeli ve Mesut Yılmaz'ın üçlüsü oturdular. Bu idam cezasını çekmeceye koyalım dediler. Önce bunu kararlaştırdılar. Arkasından da idam cezasını uygulamama noktasında bir karar alındı. Arkasından anayasa değişikliği vesaire kanundan çıkarttılar. Bu şekliyle gelen süreçlerde en sonunda idam cezası artık kanundan da anayasadan da çıktı. Şimdi bu noktada yeniden idam cezası geldiğinde eski olaylara bir kere uygulanmayacak. Yani bugün geldi, Ekim'de gelecek. Yani FETÖ'cüler, şu andaki FETÖ'cülere uygulanamayacak. Değil. Evet. Yani uygulanması hukuki olarak, teknik olarak mümkün değil. PKK yöneticilerine de uygulanamayacak. Büyük bir... O güne kadar eylem yapmış hiç kimseye uygulanmayacak. Kime uygulanabilir? O günden sonra işlenen suçlara. Burada bir açık kapı bırakayım. O da şu açık kapı. 15 Ekim'de diyelim kanun yasalaştı, anayasa değişikliği yapıldı, yürürlüğe girdi. Kanunda da gerekli düzenlemeler yapıldı. 20 Ekim'de herhangi bir şekilde Fethullah Gülen'den herhangi bir teslimiyet yok. PKK'lılarda, Murat Karayılan'da herhangi bir teslimiyet yok. Oradan gene biri Kandil'den, biri Pensilvanya'dan Türkiye'yi şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye demeçler veriyorlar, tehditler savuruyorlar. O eylem gene terör örgütünün devamıdır. O eylem sebebiyle terör örgütünün devamı niteliğinde Yani 20 Ekim itibariyle idam cezası yürürlükte olduğu gün terör örgütü elebaşılığından yargılanır ve idam cezasına çarptırılabilirler. Örgütü devam ettirdikleri için. Evet. Ama eski eylemler için böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu açıdan da idam cezasının belki bu ciddi anlamda idamlık suç işleyenler üzerinde belki bir açıdan caydırıcı rolü de bu açıdan da olabilir. He, biz bugüne kadar yaptık yapacağımızı zaten. Bundan sonra da Türkiye'ye herhangi bir şekilde güç yetirecek bir halimiz yok. Bari idam edilmeyelim. Bugünden sonra artık idam da var. Bugünden sonra eğer örgütün faaliyetlerine biz kendi liderliğimizde devam ettirecek olursak idam cezası alacağız diye. Belki pes ederler, belki kenara çekilirler. Gerek Fethullah Gülen için, gerek Murat Karayılan ve diğer örgüt elebaşları için söylüyorum. Şimdi özür dilerim. Şimdi abi burada şu var. Şimdi siz de altını çizdiniz. FETÖ'cülerin şu andaki bir darbe girişiminde bulundular, ihanet ettiler. Bu suçtakileri şu anda işledikleri suçtan dolayı bunun kapsamına alamayız. Geriye doğru işlemez. Geriye işlemez deniyor. PKK'nın yöneticileri için de, yani bundan sonraki fiiller için geçerli. Evet, bundan sonra, yani kanun çıktıktan sonra. Yalnız Türkiye tarihinde biz şunu görüyoruz. Yani işte Sayın Erdoğan için 17-25 sürecindeki FETÖ örgütünün nasıl bir tanımlama yaptığını biliyoruz. Onu bir terör örgütü lideri gibi sunmaya çalıştılar. Mesela bir numara olarak. Şimdi yarın konjonktür değişiyor. Bu ülkede şu oldu işte, yani irtica tırnak içinde, yani Müslümanlık PKK'dan daha tehlikeli dendi. Dolayısıyla konjonktür değişiyor. Siz dediğim, yani bu milletin asli unsurları terör örgütü sayılabiliyor ve bu kapsama sokuluyor. İdamda varsa bir anlamda bir zamanlar kendi çıkardıkları ipe kendileri gitmiş olabilirler diye benim böyle bir endişem var. O endişeye geleceğim. Şimdi orada bundan çekinerek idam cezasını kaldırmaya veyahut da yeniden gelmesini engellemeye kalkarsak ömür boyu hapse de karşı çıkarız. Efendim, ömür boyu bizi hapse mahkum edebilirler. 30 yıl çok uzun süre. 30 yıl da yapmayalım. Biz herhangi bir şekilde elimin silaha bulaşmadığı halde bizi silahlı örgüt üyesi gibi, lideri gibi gösterebilirler. 25 yıl ceza da çok, bunun sonu yok. Dolayısıyla gerekiyorsa Adnan Menderes bedel ödemiş. Eline bir silah almış mı? Herhangi bir şekilde herhangi bir insanı öldürtmüş mü, öldürmüş mü? Hayır. İddia neydi? Üniversiteli gençleri kıyma makinalarından geçiriyor ki suç delilleri de ortadan kalksın. Evet. Yani İstanbul Üniversitesi'nde diyelim o tarih itibariyle 5000 öğrenci varsa hepsinin kaydı kuydu var. Okula kaydı olurken. Dolayısıyla bunlardan bir kişi eksikse, kardeşim bu nerede diye sorgulama imkanı, araştırma imkanı olduğu bir dönemde adamlar şöyle bir iftira attılar. Ya adamı öldürüp de ortalıkta bırakırsa suç delili ortada kalmış olacak. Üniversiteli bir genç, muhalif genç, işte bak öldürülmüş diye delil olarak ortaya konulacak. O zaman ne yapıyor Adnan Menderes? O gencin cesedini kıyma makinelerinden geçirip delili de ortadan kaldırıyor. Böyle bir suçlama ihtilalden önce yapıldı. Peki yargılama sırasında bunu getirip de bir tane akıllı koyabildi mi önüne? Koyamadı. Şimdi bununla ilgili somut bir delil olsaydı, Allah korusun öyle bir yanlışa imza atmış olsaydı Adnan Menderes idam edilsin zaten. Ama böyle bir olay yokken ne oldu? İdam edildi. Niçin idam edildi? İşte burada şu çıkmıyor mu abi ortaya? Yani diyelim ki idam olmasaydı. Şimdi ne değişir? Yani orada işte vurdu bir tane er, dedi ki öyle, atıyorum kafadan, itibarsızlaştırma ya, bir tane er sen bizim paramızı yemişsin lan namussuz dedi, alnına vurdu. Aynı şey. O ayrı bir şey. Şu hapse ömür boyu mahkum ettiniz hapse. Bakın. Ondan sonra da bir asker dedi ki sen bizim paramızı çalmışsın lan namussuz dedi. Şöyle. Vurdu. Türkiye'de diyelim ki konjonktür değişti. İşte ne oldu? Adalet Partisi geldi o dönemden. İşte konjonktür değişmediğini düşün. Ben de sana başka bir senaryo yazıyorum. Onların sıklıkla yaptıkları bir senaryoyu yazıyorum. Ne yaptılar Erbakan Hoca'ya? Erbakan Hoca Türk-Kürt kardeştir dedi. Batman'da yanılmıyorsam. Vay efendim, Türk-Kürt kardeştir dedi. Bunun arkasında yani sınıf ayrımı, etnik ayrım, ırk ayrımı vesaire deyip 312. maddeden mahkum ettiler. Evet. Şimdi bunlar olabilir ama bir ortak akıl üretilirse, bu kanun çıkarken de zaten sadece idam cezası gelmiştir diye çıkmayacak. Ne gelecek arkasından? Şu gelecek. şu suçlara idam cezası veriliyor. Bunun dışında herhangi bir eyleme ceza verilemez. Şimdi bu noktada da eğer bu sağlam bir şekilde oturtulursa, yani gerçekten silahlı bir eylem varsa ve bunun için de öyle yerel mahkemelerde, ağır ceza mahkemeleri 3 kişiden oluşur. İkisi vermiş, biri vermemiş. Sonra o karar istinafa gidiyor. İstinaf 5 kişi. İşte onun 3'te 2. Sonra Yargıtay'a gidiyor 5 kişi. 5 kişinin 3'ü idam edilsin diyor. 2'si edilmesin diyor. Böyle ihtilaflı konular değil kardeşim. Trink herkesin gözü önünde. Yapmış. Diyelim ki İHA'lar Hakkari'deki son bir hafta içerisinde yaşadığımız olayda anne ile çocuğu öldürenleri İHA kameraya aldığını varsayalım. Veya önceki gün şehit olan 8 tonluk bombayla şehit edilen polisin olayında İHA'lar kameraya aldığını varsayalım. İlgili kişileri, tuzağa kuranları. Bu kişileri tespit ettikten sonra yerel mahkemede 3'e 3, ondan sonra gitti istinafta oy birliği, Yargıtay'a gitti oy birliği. Ondan sonra getirin Millet Meclisi'ne de getirin. Orada da ağırlıklı çoğunluk getirin. Yani orada da kalkıp da sadece AK Partililerin veyahut da salt çoğunluğun vereceği oyla ilgili kişilerin idam edilmesi şeklinde bir düzenlemeden bahsetmiyorum. İttifaka yakın bir oylama neticesinde eğer o ceza verilirse artık o şunu diyorsunuz, anladım. Herkes olarak kaderine razı olacak. Yani deliller çok sağlam olmalı tabii ki, insan hayatı. Mutlaka. Mutlaka. Öbür taraftan bir ittifaktan bahsediyorsunuz. Şimdi şu arkadaşlar, eğer hazırsa bu Maduro'ya yapılan suikast görüntüleri vardı. Onu ekrana getirebilirlerse çok sevineceğim. Şöyle mesela sol, sizin bugünkü yazınız aslında solu tırnak içinde. Bana göre aslında bunlar sol değil aslında. Statükocu ama genelde halk arasında sol diye tarif ediliyor. Sol diyoruz. Sol diye geçiyoruz. Bu insanlar yani kendini solcu diye tarif ettik. Ulusalcılar, Kemalistler, evet. Atatürkçüler hepsinin koyun içi. Evet. Onlar da atın sepete. Yelpaze'nin hepsinin atın sepete. Aynı sepete. Mesela Maduro'ya suikast olmuş. Emperyalizme direnen Maduro'ya. Ama suikast yapılmış, dünya bunu konuşuyor. Kendini sol diye tarif eden diyelim ki CHP'ye yakın gazete de bunu göremiyoruz. Tam tersine Sözcü'nün birinci sayfasına baktığımız zaman epey bir şekilde dev bir Atatürk heykeli açılmış ve 14 yıllık ayıp diye Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926'da çok enteresan bir şahıs düşünün, bu ayrı bir şey zaten. Yani 23'te Cumhuriyeti kuruyor, 3 sene sonra kendi heykelini millet çarık bile bulamazken, ekmek bulamazken hangi ülkeden onu da söyleyeyim, Avustralyalı heykeltıraşı rekor bir para vererek getirtiyor ve kendi heykelini yaptırıyor. Ve Sarayburnu'na diktiriyor kendi heykelini. Daha sonra Türkiye bir heykel cumhuriyetine dönüşüyor sevgili Fatih Uğurlu'nun ifadesiyle. Dolayısıyla ona da selam olsun buradan. Demek istediğim şu, Sözcü gazetesi o kadar önemsemiş ki dünyanın konuştuğu Maduro'yu birinci sayfasına koymak yerine 1926'da dikilen Atatürk heykelini önemsemiş ve kocaman bir resimle, sayfa resmi açarak bu hassasiyetini göstermiş. Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görmüş bu heykel mevzunu. 2014'te tekrar bunun yapımı, özür dilerim, heykel daha önce ilk hali kaldırılmış. Ancak İstanbul'un en önemli projelerinden olan Marmaray projesi sebebiyle bir tedbir alınmış. Perdelemelerle, metal perdelemelerle çevrilmiş heykel. Şimdi bunların yası şu, neden heykelimiz bakıma alınmadı, neden heykelimizde ilgilenilmiyor diyorlar. Mesela Marmaray projesine bile, aslında İstanbul'a çok önemli bir nefes aldıran Marmaray projesine bile bu kadar yer vermediler bildiğim kadarıyla. Ben de şöyle diyeceğim şimdi, Marmaray projesini Atatürk heykelini oradan kaldırtmak için yaptılar da diyebilirler yani. Yani yakınlığında derler. Sonuçta onu da söyleyebilirler. Tabii Marmaray projesiyle birlikte önce Kadıköy, Üsküdar tarafında bir tarihi eserler falan çıktı deyip baltalamaya çalıştılar ki gerçekten 1,5 yıllık bir süreç içerisinde de engellediler. Sonrasında bu tarafta can kurtaranda Avrupa yakasında benzer iddialarla gündeme geldiler. O tarihlerde benim de hatırladığım kadarıyla Hatta daha öncesinde de bu şekilde bir sık sık bu Atatürk heykeli İstanbul dışında yaşayanlar belki bilmezler. İşte kuşların, güvercinlerin bol miktarda bulunduğu bir yer veyahut da orada etrafı park olduğu için vatandaşlar yakınlarına ekmek vesaire yem attıkları için güvercinlerin bol miktarda bulunduğu bir yer. Ve dolayısıyla haliyle güvercinler de o heykelin etrafına da pisleyebiliyorlar değişik şekillerde. Orada güzel bir tablo olmuyor genelde. Eski yıllardan beri biliyorum ben. O yıllarda onu söylerlerdi. Efendim Atatürk heykelini bile temizlemiyorlar diye itiraz edilirdi. Şimdi de orada bir tedbir amaçlı olarak orada büyük ihtimalle Marmaray projesi sebebiyle bir yıkım vesaire olduysa onun tamiratı henüz tamamlanamadığı için büyük ihtimalle veyahut da herhangi bir engel sebebiyle o şeyin durması, çünkü etrafı park olan bir yerde hoş bir görüntü değil gerçekten. İstanbul'daki herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesi ise Büyükşehir, Fatih ilçesi belediyesi yapacaksa onlar, İstanbul Valiliği ise İstanbul Valiliği bunu gerçekten o koruma demir perdeler kaldırılmalı. Herhangi bir orada yıkıntı vesaire varsa onlar da tamir edilmeli ve herhangi bir şekilde sanki orası koruma altına alınmış veyahut da herhangi bir şekilde ziyaret edilmesi, önünden geçilmesi, yasaklanmış bir şey gibi görüntü verilmesi belki hoş değil. Orası çünkü binlerce insanın da geçtiği, özellikle yaz aylarında gidip Boğaz'ı, Marmara Denizi'ni gören bir nokta, tam uç bir nokta. Böyle bir görüntü bence de hoş değil ama böyle bir haber yapılması da hoş değil. Bir açarsınız valiliğe, ya nedir bunun sebebi dersiniz. Hiçbir şey yapmıyorlar mı? Atatürkçü Düşünce Derneği kendisine vazife edinsin. Kalkıp da okullarda insanların kafalarını karıştırmak için çaba sarf edeceklerine, ya kardeşim biz ismimizi Atatürk'ten aldık. Dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği olarak nedir bunun masrafı? 10 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira. Biz masrafı yükleniyoruz ve buradaki eksiklikleri yapıp bu engelleri de kaldırıyoruz dediği zaman kimse onlara da karşı çıkmaz. Ben de şunu söyleyeyim. Eğer bu arkadaşlar gerçekten Atatürkçüyse mesela ben buna inanmıyorum ama hani onlar açısından söylüyorum, penceresinden söylüyorum. Şunu demelerini beklerdim ben. Hani Mustafa Kemal işte yatırımlara önem verir, Türkiye'nin çağdaş muasır medeniyet seviyesine çıkmasını ister falan diye bir kendi iddiaları var. Böyle bir iddiaları var. O zaman şunu düşünmeleri lazım. Beyefendi Mustafa Kemal yaşasaydı Marmara'ya karşı çıkmazdı. Böyle yatırımlara karşı çıkmazdı. Tabii, tabii. Gerekirse böyle kendi heykeli de olsa sonuçta bir taş yığını, bir beton yığını bunu kutsamaz ve heykeli bir yatırıma engelse kendisi kaldırır zaten oradan gönderirdi diye. Ama ben şöyle bakıyorum. Yani şimdi Marmaray biteli hemen 3 sene oldu. Dolayısıyla 3 senedir oradaki engeller nedir? Onun ayrıntısını şahsen bilmiyorum. Dolayısıyla o açıdan haklı olabilirler. Marmaray yapılırken herhangi bir şekilde itiraz ederlerse kesinlikle hatalılar. Kesinlikle çağdaşlığa, uygarlığa, medeniyete karşı çıkmış olurlar. Ama Marmaray dediğimiz şey sonuç itibariyle kamu hizmeti. Evet. Yapılmış, bitmiş. Şu an tıkır tıkır çalışıyor. 10 dakikada, 5 dakikada, 7 dakikada neyse seferler yapılıyor. Herhangi bir engel yok. Herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde efendim çöküntü var vesaire şeklinde bir iddia da yok. Dolayısıyla burada da ne ise engel olan şey ne ise onun hemen bir an önce kaldırılıp ona göre heykelin de önünün açılması gerekiyor. Benim şahsi kanaatim. Yani orada bir heykel varsa ki var, yıllar önce yapılmış. Evet. Etrafını çeviriyorsunuz. Nedir bu? Bunun görüntünün hoş bir görüntü olduğunu söylemeye imkan yok. Ama üzüm yemek isteyenler dediğim gibi açar telefonu, sorar. Belediyeye sorar, valiliğe sorar ki nitekim sorulduğu an benim kanaatim 3 gün içerisinde de bu iş yapılır, bitirilirdi. Onlar ilgilenmiyorlarsa, 3 günde yapmıyorlarsa Atatürkçü Düşünce Derneği gayet rahatlıkla hemen bir haftada, onlar o hıza yetişemezler. 3 günde falan bir iş yapamazlar. O ona söyleyecek, o ona söyleyecek. Bir hafta, 10 gün, 15 gün neyse sonuçta bu hoş olmayan görüntü ortadan kaldırılabilirdi ama amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Abi şimdi biraz da şu sabahın manşetine sizden yorum isteyeceğim. O da isterseniz bir hatırlatalım izleyicilerimize sabahın manşetini. FETÖ imamlarına ajan eğitimi verdi diyor. Yani Fethullahçı terör örgütü imamlarına ajan eğitimi verdi. Şöyle anlatmış olayı. FETÖ'nün arşivinin bir bölümünü saklayan üst düzey imamlarda ele geçirilen çok sayıda gizli belgeye ulaşıldı. Belge, örgütte kritik görevlerde bulunan imamlara verilen istihbarat eğitimini içeriyor. Şöyle, tedbir komisyonu için başlığını taşıyan kozmik belgede örgüt üyelerine asla GSM hattıyla iletişim kurmamaları emrediliyor. Fiziki takibe karşı nasıl seyahat edecekleri de ayrıntılarıyla anlatılıyor. Gizli servis önlemleri demiş. FETÖ'nün internet kullanımı, bilgi güvenliği ve şifre yönetiminin yanı sıra toplantı, ev ve araç güvenliği konularında aldığı önlemler devletin istihbarat ve güvenlik birimlerini bile şaşırttı demiş. Şimdi burada şunu da altını çizmek istiyorum ben şahsen. O da şu. Türkiye'de bir cemaatlere karşı sanki bir bilinçli bir algı ve operasyon yürütülüyor son zamanlarda. Yani Fethullahçı sol kesim tarafı, Fethullahçı terör örgütü ve Adnan Oktar bahanesiyle. Burada baktığımız zaman işte şu yapılanma bile, yani Fethullahçı grubun aslında bir cemaat olmadığını, bir proje ve istihbarat yapılanması olduğunu gösteren yeni bir aslında bildiğimiz ama istihbarat raporlarına da yansımış. Bu konuda ne dersiniz? Sizin yorumunuzu almak isterim. Tayyip Erdoğan'ın bir tanımlaması vardı. İbadet, işte ondan sonra ticaret, ihanet, evet, şeklinde. Gerçekten olayı tam olarak tanımlayan bir tespit. Şöyle, ben şahsen çok fazla tanıdığım olmadı FETÖ'ye mensup kişiler arasında. Gerek okul çevresinde, gerek dershaneye gitmemem, gerek üniversite çevresinde bizim okuduğumuz yıllarda bunların çok yaygın olmamaları sebebiyle çok fazla FETÖ mensubu kişiyle yakın ilişkim olmadı. Ama gördüğüm, gazetecilik çerçevesinde gördüğüm, Zaman Gazetesi'nde görev yapan birkaç kişiyle birkaç defa görüşmem neticesinde edindiğim izlenim şu. Bunlar çok aslında tabandaki kişiler, saf insanlar. Böyle geseme meseme bir şeyden anladıkları yok. Yani ben hukuki bir şey anlattığım zaman ağızları açık dinlerlerdi. Şunu şöyle yapılması gerekir, şu davada şöyle bir savunma gerekir dediğim zaman hukukçu, o da hemen benim yaşıtımda bir hukukçu, o gruba mensup kişi, aa öyle mi oluyor vesaire. Halbuki bunlara bir bakıyoruz şimdi geldiğimiz noktada gördüğümüz şey ne? Oho, bizi ceplerinden çıkartacak bilgi donanımı var. Materyalleri var. Ama burada tabii dediğimiz gibi alt tabaka tamamen kendi halinde cahil tabaka. Buradaki konu çok önemli. Üst tabaka konuyu biliyor, casusluğu biliyor, eğitimleri alıyor. İşte ev sahipleri diyelim, evdeki abiler toplantı yapılacağı zaman hemen gelenlere ya müsaade ederseniz telefonlarınızı bir alalım. Onlar gayet iyi niyetle, herhangi bir art niyet düşünmeden şey, ama öbürsü biliyor. Ne olacağını biliyor. Diyor ki cep telefonu burada içeride olursa abi, şu veya bu şekilde bunlar dinlenebilir diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim abi, ben bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabanı ibadet, ortası ticaret, tabanı ihanet sözünü katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Bana göre tabandan tavana ihanet. Neden? Çünkü ben şunu gördüm, bu yapıdaki insanlar, taban dediğimiz, ibadetle iştigal ettiğini düşündüğümüz insanların, evet baktığımızda çok zaman zaman sempatik, temiz, efendim ibadetine düşkün gibi gözüktüğünü hepimiz müşahede edenler var. Ama bu insanların abi dersiniz, işte şeyh dersiniz, baş tepesindeki imam dersiniz, neyse. Bu insanlardan aldığı bir talimatla nasıl bir haşhaş ediyoruz ya, nasıl bir canlı bombaya dönüşmemesi için hiçbir sebep yoktur. Yani o sizin gördüğünüz masum suratlı insan bir anda terörist ve bombaya dönüşebiliyor. Yani orada işte İslami ilkeleri öğretmede bizim eksikliğimiz ortaya çıkıyor. Bu sadece Fethullah Gülen grubunda değil. Diğer bazı böyle lokal tarikat diyelim, grup diyelim, ne dersek diyelim. İşte Kocaeli'nde bilmem kim var, Bursa'da bilmem kim var deniliyor. Şeyh Efendi, güya ben şeyh denildiği zaman, dervişlik denildiği zaman Tarikat denildiği zaman günlük hayatında benim kaçınmadığım, yanlışlardan bile kaçınan insan diye ben algılama yaparım. Ben eğer ihmal ediyorsam bir mekruhu işleyip işlememe konusunda o tarikat şeyhinin ondan bile kaçınacağını varsayarım. Ben eğer otobüsle seyir ediyorsam kadınların bulunduğu, açık kıyafetli kadınların kalabalık bir şekilde bulunduğu bir yerden kaçınamıyorsam, bir kere kaçınıyorum, ikincisinde ya başka imkanım yok diyorsan, ama o tarikat şeyhi onu yapamaz. Ben o gözle bakıyorum. Ama neyi görüyoruz? Oho, gelmiş tarikata girmiş bir bayan. Ondan sonra o bayana diyor ki bir şey olmaz, ben senin şeyhinim, öpeceğim ben seni. Burada bitti. Film koptu artık. Bu saniyeden sonra artık bunun ibadeti, evet, efendim ticareti, ihaneti falan her şey bitti. Film koptu orada. Bunu temel kuralları, biz İslam'ın temel kurallarını öğretip Hazreti Peygamber, peygamber iken yapmadığı şeyleri, sen neyin tarikatısın, neyin şeyhisin, neyin dervişisin ki kadına sen daha fazla kaçınman gerekirken, daha çok bunlarda titizlik göstermen gerekirken kalkıyorsun, müridinmiş, bilmem neyinmiş, senin kötü niyetin olmazmış, öyle giriyorlar. Kötü niyetin yoksa öpme kardeşim, ne yapayım yani? Şunu söyleyeyim Ali İhsan Bey, siz dediniz ya hani alttaki insanlar bazı şeyleri bilmez diye. Bakın ötesi değil, bildiğiniz kameraman birisi, yani o örgüte mensup bir, ben Koza İpek'te kayyum oraya atandıktan sonra oraya yayın koordinatör olarak gitmiştim. Orada tanıştığım bir kameraman vardı. O grup kapandıktan sonra, o enteresandır, 15 Temmuz günü. 15 Temmuz günü. Zaman Gazetesi beni işe çağırmıştı görüşmeye. O gün görüşmemi yaptım. Dediler ki bana, ben önce dedim ki şeyde buluşalım. Beyazıt'taki Çorlulu medresesinde buluşalım dedim. Dediler ki hayır abi, şeyde buluşalım. Kariye'de buluşalım dediler. Kariye Müzesi'nin o bahçede buluşalım dediler. Vardım, dedim ki ya çocuklar hayırdır. Hatta önce onlar orayı istiyordu. Sonra onlar değiştirdiler orayı. Kariye'ye. 15 Temmuz günü bahsediyorum, akşam üzeri. Dediler ki abi çok güvenilir bir yerden bilgi aldık, bize haber geldi. Bugün, bu akşam oralarda bulunmayın. Ve dışarıdaysanız da erken evinize gidin dendi. Bakın, ben tabii şaşırdım. Normal aklıma şey geldi. Yani bir orada terörist asayiş mevzu gibi geldi aklıma. Ve hakikaten de ezan, akşam ezanı yaklaştığı anda biz kalkıyoruz dediler. Biz başka bir arkadaş geldi, onunla oturduk. Saat işte 22 sularına kadar vatana indiğimizde o akşam çatışmanın ortasına kaldık. Tam 15 Temmuz akşamı anlatıyorum. Sonra şunu düşündüm, yani ben 25 yıllık bir gazeteciyim, bu arkadaş bir kameraman da orada, Koza İpek'te, yani başından beri, kuruluştan beri oradaymış. Şu anda o arkadaşla görüşemiyorum tabii, ne oldu, nerede akıbeti bilmiyorum. Ama demek istediğim şu, bu arkadaş bile o akşam orada bulunmayın, erkenden gidin, detayını belki sorsaydım, belki biliyordur, belki bilmiyordur. Ama geldi bana bizim taban olarak insanlarımızın dikkat edecekleri şeyler şunlar. İslam'ın temel ilkeleri belli. Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Muharrem'e göre değişmiyor. Haram haram, helal helal. Evet. Ben eğer cep telefonlarını toplayalım kardeşim. Konuşacağız. Tamam. Toplayın, buyurun, alın derim. Ben o gruptan birisi olsam. Ama o dakikadan sonra bir kafama bir şüphe gelir. Niye telefonları topluyorlar ki derim, ama telefonumu da teslim ederim. O saniyeden sonra o grup içerisinde eğer ya şu şöyleydi, bu böyleydi diye bir başka bir mevzu konuşulduğu an, yani toplantı konusunun dışında, eğitimin dışında bir şey konuşulduğu zaman burada bir problem var kardeşim. Onun için de cep telefonunu topluyor bu arkadaşlarım. Ama buradan ben devlete de bir sistemde bulunayım. Bu tamam, emniyet, istihbarat vesaire vesaire, CIA'nin şuyun buyun bir tedbiri. Bu gruba öğretmişler, böyle böyle yapın demişler. Çünkü bu cep telefonlarına güven olmaz. Biz Amerika'dan dinliyoruz o cep, evet, telefonlarını, ama ola ki Türkiye'den de birileri bu işi öğrenmiştir, dinleyebilirler. Dolayısıyla telefonları toplayın, bir de kapatın. Kapalı vaziyette bir torbada tutun. Devletimiz de bu işi karşı atağını yapsın. 10 tane cep telefonu aynı baz istasyonundan sinyal verirken toplu vaziyette kapanıyorsa birer dakika arayla, 2 dakika arayla hepsini belirlesin, hepsini çağırsın. Şöyle bir halk meydanında, kardeşim sizin her perşembe günü şu baz istasyonundan sinyal veren cep telefonlarınız şu dakikada 20.29'da sinyalleri kesiliyor. Ondan sonra 21.30'dan itibaren tekrar peyderpey açılıyorsunuz. Nedir kardeşim bu? Nedir, siz nesiniz? Devleti mi yönetiyorsunuz? Dünyayı mı yönetiyorsunuz? Topu işte Mahmut Bey'de, Bağcılar'da, Küçükçekmece'de kendi içinde bir dershanenin öğretim üyesisin veya öğrencisisin. Sen kimsin de bu tedbiri alıyordun diye sorgulayıp halkın huzurunda da bunun sorgulamasını aksettirmesi lazım ki vatandaşlar da, alt tabakadaki insanlar da kafalarında o küçük küçük soru işaretleri mutlaka vardır. Ya gerçekten biz bunu niye yaptık? Evet. Niye yaptık böyle bir tedbiri? Zaten bu konuda devletimizin eleştirecek o kadar noktası var ki, ama geldiğimiz noktada maalesef bunu yaşadık. Şimdi sevgili yönetmenim, eğer hazırsa iki tane videomuz var. Bunların üzerine biraz konuşmak istiyorum Ali İhsan Bey. Birisi ATV'de yayınlanan bir yarışma programı. Türkiye'deki eğitim sistemini, şimdi son sınavlarda da ne kadar kişinin nasıl bir performans gösterdiğini gördük. Bu kızımız bir üniversite mezunu, onu söyleyeyim. Onu baştan söyleyeyim ve bu yarışmayı izleyenler bilir. Başta gelen bir soru bu format. Ses varsa arkadaşlar sesini açabilir miyiz? B. Hindistan, C. Evet. Güney Kore, D. Japonya. Biliyorum ama şu an şey oldum. Mert, bu soru için bana kızma. Çin Seddi nerededir? A. Çin, D. Hindistan, Güney Kore, Japonya. Kendi bilemedi. Çin. Teşekkürler. Uzman olarak gördüğü arkadaşına soruyor. Bunun öncesinde şu da vardı. Önce bir jokerini daha yaptı. Öğretim üyesiyim. İzleyiciye sordurdu. %46 bildi izleyici. Yani salondaki. Ondan sonra telefon jokerini de kullandı. Onu söyleyeyim. Bu da arkadaş da Harvard'da doktora yapmış. Doçent bir arkadaş. Önce kendini uzun uzun anlatıyor. Ama ilk soruda eleniyor bu arkadaşımız da. Ben biraz şanssızlık olduğu kanaatindeyim. Yani şimdi kollarını göğüste bağlayıp efendim çiçek olma noktasında bildiğim kadarıyla sonuçta özel okullarda falan sıklıkla yapılan bir uygulama, ama devlet okullarında hele böyle belki öğretmensiz geçilen sınıflarda vesaire çok yaygın olmayan bir şey. Sonuçta bir tarihi bilgi de değil, kitabi bir bilgi de değil. O açıdan Harvard'lı arkadaşla ilgili ben bir şanssızlık olduğu kanaatindeyim. Okuldaki bir sosyal etkinlik diyelim veyahut da bir karşılıklı iletişimde kullanılan bir şey. Çin Seddi konusunda tabii biraz daha vehamet var. Orada bir tereddüt yaşanıyor. Yaşanmaması gerekirdi, ama şimdi üniversitelerde hukuktan mezunsunuz, tıp konusunda bir şey bilmiyorsunuz. Tıptan mezun oluyorsunuz, hukuk konusunda bir şey bilmiyorsunuz. Tarihten mezun oluyorsunuz, başka alanlarda mühendislikle ilgili çok fazla bir şey bilmiyorsunuz. Ben şahsen hukuktan mezunum ama ben isterdim ki yabancı dil olarak bir yabancı dili orada tıkır tıkır konuşabilecek bir seviyede bir yabancı dil verilsin. Verilmedi. Lise seviyesinde. Ya Ali İhsan Bey, şimdi şöyle, hani beğenmedikleri Osmanlı'da, yani tabii kıyaslamak yani şimdi, mümkün değil. Hayır, mümkün şimdi, değil. Şunu söyleyeyim. Efendim biz çağ atladık. Eğitimde çağ, biz şöyle çağdaşız. Yani beyefendi anlatıyor. Yarım saat kendisini anlattı orada. İşte ben 6. yüzyılda bir papaz rahibi çalıştım. İşte Harvard'da şunu, ilahiyatı şunu yaptım. Orada şunu araştırdım. Bu şu, ben şöyle yorumluyorum. Ben sosyoloji okuduğum için. Şimdi benim çocuklarım devlet okuluna gidiyor. Devlet okuluna gittikleri için bu hareket var. Şimdi en azından tek ayak üstünde durumu olmaz. Verdiği şık o. Yani sizin... Ama onun da bakın güzel bir çıkarımı var. Diyor şimdi, ki çiçekler tek ayak üzerinde dururlar, onun için ben şimdi, onu çıkarımda yani, bulundum diyor. Işte ki... Ben bakın buradan yalnız bir şey yapıyorum. Bir zeka var. Bir çıkarımda bulunuyor. Kendi hayatında, kendi yaşadığı, okuduğu okullarda bunu görmediyse bile bir çıkarım yapıyor bakın. Helal olsun. Hangisi olabilir diye bir çıkarım yapıyor. Çok iyimsersiniz. Ama bu üniversiteyi bitiren kızımız unutulmayacaktır. İlk bu hakikaten Çin Seddi'nin nerede? Yani Kastamonu Kalesi nerededir? Kastamonu'dadır demez herhalde. Şimdi bir şey daha var. Eğer vaktimiz varsa TRT'nin bir çizgi filmi var arkadaşlar. Onu da getirelim son olarak. Onunla çıkacağız herhalde. Şimdi bu çizgi filmi bir izleyelim. Ses var mı? Şimdi önceki şey çizgi filmi yayınlanan orijinal şeydi. Bu orijinal ham görüntü. Şimdi şöyle bir algı oluşturdu TRT Çocuk için dünden beri yürütülen. Çizgi filmde bir kişi, aslında bu çocuk çizgi filmde eşeğini yağmurlu fırtınalı bir havada kurtarmaya çalışan, evine götürmeye çalışan bir çocuk aslında bu, bir kişi. Ama sadece bu bölümü kesip eşekle bu çocuk hakkında çirkin bir TRT çocuk böyle ahlaksız bir şey ekrana getirdi dendi. Bu bakın yağmurlu ve fırtınalı bir olayı anlatıyor çizgi film. Şunu söyleyeyim, ben şahsen kendi kanaatim, yani TRT bugüne kadar iyi sınav verdi mi? Bana göre vermedi. TRT'de hala yapılması gereken çok önemli işler var mı? Var. 15 Temmuz gecesi bana göre TRT çuvallamıştır. Yani Mısır Devlet Televizyonu'nda 6 şehit verdi darbecilere bastığında. Bizim TRT'de bir kişi, şalteri bile 10.000 kişi çalışıyor. Şalteri indirecek bir kişi bulamadı TRT. Maalesef. Tamam, bu konuda TRT'nin yüz karası bir gecedir o gece. Onu söyleyeyim. Ancak şu filmden yola çıkarak, bu da haksızlıktır. Yani bu da bir iftiradır, onu söyleyeyim. Ben bunun da şahsen TRT Müdürü, Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren'in Eurovision şarkı yarışmasına neden katılmayacağımızı ve yayınlamayacağımızı açıkladığı akşam açıkladığı gerekçeden sonra bir anda linç kampanyasına çevrilmesine bağlıyorum. Siz ne diyorsunuz? Çok kısa. Tam isabet diyorum. Tam isabet. Yani ben şimdi bu haberi sitelerde gördüğüm zaman bir anlam veremedim. Açıkçası açıp da izlemek de istemedim. Manasız, öylesine bir şey dedim. Şimdi siz TRT Genel Müdürü'nün açıklaması sonrasında geldiğini belirtince tam manşetlerin diline oturan bir bağlantıyı kurmuş oluyoruz biz. Evet. İbrahim Bey veya TRT'de yetkili kişi açıklamasını yapıyor. İşte sakallı, mini etekli bir kişiyi ben çıkartıp da o saatte TRT izleyicisiyle buluşturamam diyor. Evet. Ki haklı. Evet. Yani çocukların seyrettiği, 10 yaşında, 12 yaşında çocukların seyrettiği bir saatte sakallı ama mini etek giymiş bir bayan mı, erkek mi, ne olduğu belirsiz kişiyi çıkartıp orada şarkı söylettirilecek ve bunun reklamı yaptırılacak TRT'de. Ben bunu kusura bakmayın yapamam dediği için hemen arkasından bu. Aynı Türkiye'de Adnan Oktar'a Akit TV, efendim küçük yaşta kız çocuklarını siz orada villada buluşturuyorsunuz denildiğinin hemen ertesinde bir propaganda başladı. Efendim Akit TV'de şu programcı şu sözü söyledi. Ertesi günü bir başka programcı şunu söyledi. Yok Atatürk'e küfretti. Yok efendim Muharrem İnce için şunu söyledi. Bir operasyon başlattılar. Kim başlattı? Adnan Oktar başlattı. Kim bunu sahneye koydu? Oda TV'si koydu. Cumhuriyet'i koydu. Hatta Rütük'te o olaylardan birisine ceza kesti. Aynı mantık burada da yürüyor. Sen benim trans bilmem neyime, evet, efendim işte lezbiyenime, homoseksüelime laf mı edersin? Ben de seni böyle cezalandırırım mantığı dört dörtlük oturan bir örnek. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Sevgili izleyenler, bu ilk programımızdı. Daha doğrusu Muharrem Coşkun olarak ben manşetlendiğimde ilk kez sizinle oldum. Hafta içi her gün inşallah aynı saatte buluşmaya çalışacağız. En azından Fatih Dağıstan'da dönene kadar. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.